isterseniz. 3 Temmuz operasyonu 2005'te başlamış bir operasyondur arkadaşlar. 3 Temmuz operasyonu 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fransa'da düzenlenen MIPIM diye bir fuara katılmasıyla başlamıştır. MIPIM şöyle bir fuardır. Büyük metropol belediyeleri kendi şehirlerinde bulunan büyük arazilere, boş arazilere projeler çizerek bu MIPIM'e katılırlar. Yatırımcılar da buraya gelir, bu projelere para yatırır. İşte Galata Port projesi, Çamlıca projesi, şusu busu. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeye katılmasının sebebi buralara yatırım yapanları bulmak değil, yatırımcıların buralara ne bedeller, ne değerler biçeceğini görmektir. Çünkü ona göre bunlar kendi çevresindekilere peşkeş çekilecektir. Nitekim bunlardan bir sürüsü de işte kuleler, şunlar, bunlar İstanbul'da yapılmıştır. Ben arkadaşlarımdan rica ediyorum, Galatasaray Ali Sami Yen bir fotoğrafı olacak. Böyle stadyum yeşil, yanındaki arazi falan filan diye bir takım şeyler verdim onlara. Bir ekrana verirlerse. Evet, şu anda. Bakın şimdi Ali Sami Yen stadyumunun olduğu araziye bakın. Yan taraftaki tekel arazisine bakın. Buyurun. Likör fabrikası. Likör fabrikası. Likör fabrikası. Buyurun abicim, araziye bakın. Tek başına tekel arazisinin değeri 300 milyon civarında bir para. Ama Ali Sami Yen'le birleştirdiğiniz zaman buranın değeri ve oraya kuracağınız 3 tane büyük iş merkezi Gökdelen'le yaklaşık 7-8 milyar dolarlık bir para kazanıyorsunuz. Geçer misiniz Fenerbahçe Stadyumu'na lütfen arkadaşlar? Şükrü Saraçoğlu Stadyumu. Buyurun arkadaşlar. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu. Ön tarafta arada kalan yerleşim merkezi, onun hemen altında dere ağzı tesisleri. Buyurun arkadaşlar. Onun arkasındaki salı pazarı. Niye salı pazarı şu anda 7-8 senedir boş duruyor? Niye vatandaşa pazar olarak kullanmasına izin vermiyorsun? Niye dere ağzı ıslah çalışmaları Kadıköy Belediyesi'nden 5 sene önce projelendirilip imzalandığı halde izin vermiyor büyükşehir ıslah çalışması yapmaya? Leş gibi kokuyor oralar. Uğurcuğum, bir de oranın başka bir şeyi daha var. Orası Kadıköy'ün tarihi Kalkedon limanıdır. Limanı. Şimdi ona geleceğim antik, müsaade etsen. Ona geleceğim. Alandır. Bir büyük bir fotoğraf var arkadaşlar. Körfez böyle olduğu gibi gözüken bir fotoğraf olması lazım. Açar mısınız o fotoğrafı bana? Rica edeceğim. Gelsin fotoğraf. Şimdi bakın, buradaki proje şu. Moda burnu, Kadıköy burnu, Fenerbahçe burnu. Bu iki burnu iki mendirekle kapattığınız zaman o Fenerbahçe Derazı tesislerinin olduğu o koyu olduğu gibi şey alıyorsunuz. Dalgalardan arındırıyorsunuz. Dereyi de 20 metre genişletirseniz ve derenin olduğu, dere ağzı tesislerinin olduğu yere, stadyumun oraya, salı pazarına kadar da bu tesisleri kurarsanız Avrupa'nın en büyük marinasını elde ediyorsunuz. Çok ciddi hesaplar bunlar yalnız. Ama peki, öyle. Yani çok ciddi neticesi, hesaplar. Peki. Buyurun. MIPIM fuarına katıldıkları, İstanbul'u tanıtan projelerin yer aldığı dosya. Buyurun. MIPIM fuarına katılırken buyurun. Sayın Başbakanımızın ve Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın imzaladıkları kapak. Buyurun. Mikrofonu bir dakika tutar mısın abiciğim? Buyurun. İstanbul'un bu projede neler olduğunu kamera yazan kamera. Hangi kameraya gösteriyorum arkadaşlar? Buyurun. Bu fuardaki İngilizce yazılmış belgeler. Buyurun, İstanbul'un investing dedikleri, İstanbul'da parayı nereye yatırırsınız? Kitapçığı. Yatırım. Yatırım kitapçığı. Ve buyurun, İstanbul'la ilgili bütün projeleri föyler halinde hazırlayıp sundukları belgeler. Buyurun. Kuleler. Neymiş bu? İstanbul Tower projesi. Şu anda aktif. Altın Boynuz Golden Horn aktif. Tarabya Ekolojik Parkı şu an aktif, yapıldı. Yapıldı. Bosphorus Tower dedikleri safir. O zaman böyle çizilmişti, 3 boyutlu. Şimdi farklı çizildi projeler. Akvaryum yapıldı mı? Yapıldı. Buyurun. Çamlıca'ya yapılacak olan döner restoranlı proje. Sanırım Paris TV bir örneği var. Evet. Yine Kilktaş'ın bütün projeleri, buyurun, yapılıyor. İşte bu da nerede abicim o? Bir saniye, biraz dağıttım Zeki abi. Orhan abi, Uğur, biraz daha kaşıyayım mı konuyu? Kaşıtacağım, şu son projeyi gösteriyorum abi sana. Son projeyi gösteriyorum. Körfez'le ilgili şeyde gelmiş, görüntüde gelmiş. Bir görebilir miyim o görüntüyü arkadaşlar?
Körfez'le ilgili görüntüyü görebilir miyim? Evet, şu an bizim... Evet, bizim arkamızda evet. Bakın. Bu işte bakın orada Koç'un marinası, hemen onun yan tarafından kapatırsanız orayı. Olduğu gibi buraya bir marinayı yaparsınız. Arka tarafı da dereyi de açarsanız 20 metre daha. Teknelerde ta salı pazarının oraya kadar çok rahat girerler çıkarlar. Buraya da istediğiniz gibi her şeyi yapabilirsiniz abi. Onlar için restoranlarını, yakıtları... Abi affedersin ya, kusura bakma. Yakıtları, restoranları, kafeleri bilmem neyi istediğiniz gibi hizmet verirsiniz. İşte bu da Fenerbahçe. Bakın stadyumun olduğu yere yapılacak olan Gökdelen. İşte bu da Fenerbahçe stadyumunun oraya yapılması düşünülen proje. Peki arkadaşlarım, ben size bir tane gazete küpürü verdim. Nihat Özdemir Bey'in yaklaşık bundan 5-6 sene önce söylediği Fenerbahçe'ye 100 bin kişilik stadyum yapıyoruz diye bir küpür olması lazım. Bu değil. Bu değil. Bu daha sonraki şeyimiz. Nihat Özdemir Bey Fenerbahçe gazetesinde Fenerbahçe'ye 100 bin kişilik stadyum yapıyoruz diye bir açıklamada bulundu. Ve bunun akabinde de gazete personeli niye böyle bir haber yaptınız diye de ciddi şekilde zarar gördü. Niye? Geliyorum sana Ümit abi. Neden? Gördü çünkü bu işte... Evet, geldi şu anda ekranda. Bakın bu. 100 bin kişilik Fenerbahçe. Bunu bizzat Nihat Bey kendisi açıklamıştır. 1 milyon metrekarelik alana 100 bin kişilik dev bir tesis yapılacaktır. Şimdi proje şuydu arkadaşlar. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başında olması istenmiyordu. Neden istenmiyordu? Çünkü Aziz Yıldırım bu projeye hayır dedi. Dedi ki buraya ben bir şey yapılacaksa ben yaparım. 3 tane okul karşılığı okulu aldı. Buraya bir tane büyük Gökdelen projesi düşünülüyordu ki bu işte alışveriş merkezleri, oteli, en üstüne de rezidanslar yapılarak Fenerbahçe'ye çok ciddi bir gelir kaynağı olacaktı bu. Bu olunca da Fenerbahçe'yi kimse tutamayacaktı. Neden tutamayacaktı onu da size göstermek istiyorum. Bakın, sen bayağı dolu gelmişsin buraya. Dolu gelmişsin değil. Biz gazeteciliği böyle öğrendik. Biz boş konuşmayız geldiğimiz zaman. Belgesiyle konuşuruz. Fenerbahçe 2011 yılında böyle bir beşi bir yerde yapmıştır. Eğer bu devam etseydi Aziz Yıldırım'ın bu başarısı, Türkiye'deki bütün spor kulüpleri şu anda yerlerde sürünüyor olacaktı. Kaldı ki Galatasaray'ın 8. bitirdiği lig sezonunda en fazla seyircisini oynadığı maç 3000 kişiydi, 5000 kişiydi. Doğru mu? Yeni stadyumunu almış olduğu halde. Peki, size şunu soruyorum. Sen bir derbiden bahsettin, ben de bir derbiden bahsedeceğim. Yeni stadyumun açıldığı ilk derbi. Ricard bir gün önce bıraktı. Neden bıraktı? Apar topar Hacı geldi. Ve Ricard giderken bir şey söyledi, hiç kimse dikkat etmedi. Bu takım bu ligi bu şartlarda en fazla 8. bitirir dedi. Kaçıncı bitirdi? 8. bitirdi. Evet. Hiç düşünemediniz mi bu adam bunu niye söyledi? Bu adam niye bıraktı gitti birdenbire? Çünkü Ricard'ın da bu operasyondan haberi vardı. Ama Ricard kariyerine bu lekeyi sürmek istemedi. Çok ciddi. Abi ciddisi falan yok. Şimdi başka bir şey daha. Birileri bağlayın birbirine. Uğurcuğum başka bir şey daha değil. Bakın. Bir şey daha göster. Köşe yazında yazmışsın. Evet. Sevgili Turgay, evet. Bu arada biz bunları konuşurken lütfen KJ'yle biz bunları belirtelim. Ben KJ'de de görmek istiyorum. Hatırlar mısın? Sen bir köşe yazında yazmıştın Fenerbahçe Gazetesi'nin evet, 81. 81. sayısında Fenerbahçe'nin topusuyla ilgili bir mesaj vermiştik orada. Sayfa 9-10'da olması evet. Lazım. Buyurun. Hemen göstereceğim. Bakın bu bir mesajdı aslında. Fakat buna pek çok insan... Nisan 2010 evet, olması lazım. Aziz Yıldırım'la birlikte, Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'la birlikte Alex'in Başbakanımızı ziyareti haberinin yer aldığı sayının hemen arka sayfasında biz, daha doğrusu ben, Fenerbahçe'nin topularını bulduk, işte Fenerbahçe Stadyumu'nun gerçek sahibi Fenerbahçe Spor Kulübü'dür diye bir haber koyduk. Bu bir mesaj verdik. Biz bu olaylardan haberimiz var. Bilesiniz, bakın tapular bizde diye. Çünkü bu arazinin ele geçirilmesi için çok derin planlar yapıyordu. Bakın şimdi ben bir detay daha açacağım. Ya ben şu mudur? Fenerbahçe üzerine oynanan 3 Temmuz sürecinin asıl karşılığı mevcut arazideki rant. Ranttır. Ama bakın rantı Fenerbahçe'nin kullanması değil. Rantı başka camiaların kullanmasıdır amaç. Bunun için de Aziz Yıldırım burada ne yapmıştır? Fenerbahçe stadını yapmıştır. Yiğidi öldüreceksiniz, hakkını vereceksiniz.
Belağazı tesislerini yapmış mıdır? Yapmıştır. Faruk Ilgaz'ı yapmış mıdır? Yapmıştır. Beraberinde Can Bartu tesislerini yapmış mıdır? Yapmıştır. Bolu'daki tesisleri yapmış mıdır? Topuk Yaylası'nı yapmıştır. Aziz Yıldırım'ı... Ne tamam bir Topuk Yaylası'ndan tamam. Bahsediyoruz. Abi. Fark etmez. Fark etmez. Bu kadar tesisi onunla yapmış mıdır? Onunla ilgili bir iddia var. Ben birazdan onu da sizin yerinize sunacağım. Peki, Lale Tayin bir adam. Aziz Yıldırım'ın karşısına başkan olarak çıkarsa... başkan adayı olarak çıkarsa kazanabilme şansı var mıdır? Kesinlikle yok. Yoktur. Çünkü Fenerbahçe'ye bu kadar hizmet vermiş bir Aziz Yıldırım var. Kimse onu kongrede geçemez. O zaman ne yapılması lazım? Bir tane başkan adayının ufaktan ufaktan hazırlanması lazım. Bu başkan adayının ufaktan ufaktan hazırlanabilmesi için de hayatında hiç inşaat işine bulaşmamış bir grup... Türkiye'nin çok saygın bisküvi çikolata grubu. Önce basketbol takımını Fenerbahçe'ye komple veriyor. Patronuna bir prim sağlanıyor. Sonra TOKİ arazisi üzerinden bir arazi Fenerbahçe kulübü aracılığıyla yine bu başkanın ait olduğu kulüp, şirkete veriyor, gruba veriliyor. Oraya da biz kapalı spor salonumuzu onların spor desteğinden yaptık. Dolayısıyla o şahsiyete ikinci bir prim daha kazandırdık mı? Tabii. Peki. Bir inşaatçı kimliğinin de kazanması lazım. Onun için eski Ford Otosan arazisinin üzerinde yükselen, şimdi orada Akasya projesi denilen projenin içerisine de bu grup ayrıca inşaatçı olarak dahil oldular mı? Oldular. Oldular. Peki bunlar neye hazırlıktır? Fenerbahçe'ye yeni aynı zamanda inşaatı bilen, ekonomiyi bilen başkan adayı kime yakındır duruşu olarak? Hükümete. Hükümete, başbakana. Yani... Hükümete, başbakana ayrıca Okyanus Ötesi'ne yakındır. Peki bahsettiğiniz kişi Murat Ülker. Evet, evet. Aynen öyle. Yani Fenerbahçe'ye başkan olarak ortalarda, kulislerde konuşulan kişi, yok Doğuş grubu falan, işte başkan olacak falan, Ali Koç başkan olacak falan gibi konuşuluyor. Hayır, buna karşı operasyon olarak birileri gizliden gizliye son 7-8 yıldır, 10 yıldır bambaşka birisini başkan adayı olarak hazırlıyor. Bu operasyonun arkasında aslında... Hiç bugüne kadar dile getirilmeyen bir şeyi de ben dile getirmiş oluyorum. Evet, kesinlikle.